Doktor amcam, aşağıda yukarıda mı söyleyip öttünüz? Hem de bu Rusya-Ukrayna orası hiç kim tahmin kılmayan şekilde uzurup gitti mi? Rusya mı asla öyle bakmayan buluşu mümkün özünün ki bu harbi küçük nispeten etkinde. Hem hiç Rusya mı öyle bakmayan derecede bütün garip dünyası da üstüge her hıl cezalar kündüdüğü de belirlip Rusya'nın hılıla alıkı. Hargınlaştırdı demdi kamda, hala acizlaştırdı demdi. Bu vaziyetini körüp duruyordu Xitay. Abaysız sözlep ötkendek, ertü gün Nurgun işlerinin kendi hatta ki akbarat meselesimiz haberlerimiz verdik. Rusya ile okşaş, Rusya temilligen şekilde Rusya'nın ziyarlarını çıkamayı, Rusya tarafı turup digendek haber bir vat kalıqı Xitay'nın ki devlet tarat kolurunun ki. Ama müşündek hem Nurgun cezalardan kutulup kılışkı yardan bir vat kalıqı bu tihil kılın vatkan şekilde. Siz digendek barı bağın sıra, halkaramı bilip kaldı dediğiniz Xitay'ın kılıvatkan cinayetlerini. Hem de bugün müşünce ola bir simba bir peyitte Xitay ne müşün garip dünyası tarafında Rusya'nın karşısı da durup bir mezgil bulsun bir garipnin ki yakış görüşüge erişinin oranına Rusya tarafında durup Rusya tarafını tanıdı. Çünkü Rusya bunca ola Ukrayna'yı buluvatkan yardım kendi turuş bu devletlerinin ki. Bunu ahirden eğer de Rusya'nın resmi yense bu tokmağının ki Nurgun nesli aşkarlarına vakti de Xitay'a tigidi kallıklarını mı bilip durdu Xitay'ımızın. Müşünde bir vaziyette neymiş için yanılam garip tarafta durmasın Rusya tarafta durdu sizce? Bu bir stratejik tallaş. Amerika kinki yıllarda Trump hükümeti olsun, hazır Joe Biden hükümeti olsun. Xitay'ını bir rakiple köydü. Uçuk inikla dedi. Amerika'nın ki bütün memleketlerine çıkındıran ve memleketlerine ziyan bildiren devlet Xitay ve Rusya. Yani Xitay'ını düşman da köydü. Hem de Xitay mı bizden ki işkinci, dünyanın işkinci iktisat güç, bizden bişimizde vurup durgan, ya ki bizde bizim işini tutturgan mı? Yani Amerika. Şununla Amerika bile dost olamayız hem de. Ve Trump vakti de uğruşmayız, sokuşmayız, dokunuşmayız, emkarlık kılımız diyen şuarlarına sözlüsü var, Trump bunu düşünüp etmedi. Demek ki Trump'ı aldıyamadı. Şununla bu ehvalı karab hem de bu Amerika bile hem de dost oluş ve kıyın ki. Ulama strateji çetemizin düşman da yapıyordu. Bizma ona hiyaldaki düşman da yapıyorduk Amerika. Çünkü Amerika'da yetişiş Kıtay'ın ki evet, cangir devlet buluşu diye diyor. Buna ilişkin 17'de Xi Jinping üç basmışlık kudretik devlet buluşunun üç basmış stratejisini anlatkan da 2035'de şu en kudretik devletinde Tengol'umuz dedi şu Amerika'da Tengol'umuz. Yani Amerika'da yetişiş ve Amerika'nın iş bitiş. Şunun 2049'da Amerika'nın İş pek keşke dünyanın en cangir devletlerimizde bu şu yolunu tavırdı. Şunun da bu işki taraf hem de bir görünüşte düşman emez bir müziyeciydi ama onların işçi tarafından bir düşmanlık bir ruhunu ip oldu hazırlığa. Yani birbirine karşı bir düşmanlık var. Hem de bu Amerika'nın ki bu bisimga işiltiş için yani bisimga karşı çıkış için Rus'tek ve özünün ki Pakistan'daki aslında yakın devletlerine yeni bir tartışma mecbur hem de. Bunu az dep hazırmış o Asyacılık diyen bir ufkunu neticilden biri, on neticilden biri sözde baktı, onun da netice alamadı. Hazır bu yeni İpek Yolu stratejisini bağına kıttırıp 60-70 devletine yüzük bağlaşma tırıştı. Onun da başka Boğau diyen bir iktisadi forum var. Uyadıma yana Xi Jinping yakında bir şu arna yanı tip çıktı. Yani bu yaşar havsızlık çağrışıydı. Yani bunun ki kımakçı boğan neyse hem de şu Asya'da ve benim yakınımdaki devletler benim yanımda tutsun, banka emrah tutsun ve Amerika'ya bu şekilde takabül turayı diyen bir tırışçanlar. Şunun da bu Amerika'ya NATO'ya takabül turalaydıran bir devlet hem de Rusya'da kürdü. Hoş. Şunu da Rusya bile hazırlıklı peyde bu hıl münasebetlerini devam kılışka
tırışıvadı bu. Onun da başka ticari menfaatlerime bağ. Mesela kural ticareti bağ, nipt, tabi gaz, enerji ticareti bağ, teknoloji cetime bir ticaret durumu bağ. Hem de bu düşman ortak olanı ki o menfaat ortaklığı. Şununla Rusya'nın yeniden turuş bir mecburiyet. Ama başka burama bundan misal boğan bilimiz 49'un ahırlarında Moskova'ya vardı. O yerde bir neçe ay turpalıdı. Stalin onun öyle boyun meselelerini müzakere kılmayı kıçmıyor. Ahırda onun öyle bu imzalaşkan dostluk münasebetini kurban buldu. Ama bu dostluğu ara 10 yıl devam kıldı. Yani 1960'dan kinle arası bozuluş başladı. 69'da onun dinkin Çigra'da bir canlı meydanı geldi. Onun dinkinle 69'dan kinle Amerika bile hemkarlık kılımızda 71'de Amerika bile Sovyetler'e karşı bir hemkarlıkını kurup çıktı. Yani demek ki bugün belki Rusya bile uçundak bir yıkanlık münasebeti var. Ebeki diyen mehbet için. Kelbüsünde belki bundan olması mümkün. Eğer de bu da Rusya acizleşip gelse, Hıtay mı belki yüzünün pozisyasını özgertişte tırış mümkün. Yani garip ihlavla bunca, bunda bir kıyın ve zor boğan buna bir işlerini kılmaydı. Müşü iktisat ticaretini bir vasıta kıptırıp bu devletlerle malum bir seviyede her devletlerle münasebetlerini kuraylı dem bir siyasi özgürleşme buluşmuyor. Ama Rusya'nın ki ehvalı da harap bunu tamponlaydı da öyleyim. Doktor Hanım, şahada Rusya gibi biraz tohtasak, müşü bu uruşun uzrap gidişi, Garip'nin asasi maksadı ne mi oldu Rusya ile Ukrayna uruşu? Ukrayna'nın keyni durup arıxıl yardımlarını kılıp atılamdı. Ahırkı neticede ne mi gelişmek için Garip bu uruşunu şundan uzatıp? Aslında Garip'liklerinin ki maksadı yine. Yani Rusya'nın ki Ukrayna'nın işgal kılışı ve can içişi karşı. Aha. Yani bu halkıra muşu bulup mu 2. Dünya uruşundan ki kurup çıkan halkıra tüzüm ve sistemge meydan okudu. Yani tonmaslık kıldı. Bu sistemle kaydılarını Muşu Avrupa ve Amerikalılar birlikte kurdu. Şunu da ola onu kovdap kılıçka bir vazife de kördü. Bir yerde muyum boğan Rusya'nın ki maksatını. Yani Ukrayna'da bunca vuruş can kılıçının ki maksatını mı? En başta dedi bu Ukrayna'daki hakimiyetini almıştırmaz, bu faşist hakimiyetini almıştırmaz dedi. Onun dikin mavi kuralsızlaştırmaz dedi. Onun dikin NATO'ya kırgızmazlık halına ekilmez dedi. Onun dikin şark rayondaki şu Rus tılda yapılan halkına sahip çıkmaz dedi. Başladı. Başlıkandan dikin bir ay boyunca işini kılamadı. Yani paytak manime Kiev'ini alamadı. Alamadığın taktik özgertti. Başta Muş'un şart tarafını alaylı. Onun için Kardeniz tarafı bağlanan rayonlarını alaylı da hazır bunu kılmadı. Ama bir yan bir cette ama garplıklarının ki Ukrayna'nın kollayımızda belgen kurallama iğir kurallama hazır asla asla Muş'un Ukrayna'nın kırışık başladı. Bu kuralıyla Rusya'ya bir kancılık bir zerbi bir alaydı, aldığımızdaki hep işçilik bir alaydı. Yani 6. ayının bir şıkıca Rusya'nın ki bu cemde kancılık ziyan tatkanlığının bir alaydı. Şu her toplamın konuşuyla. Eğer de Rusya'nın ki maksadı yalnızla şark rayondaki o Rusça yapılanlarını kovdaymen diyen bulsa, onda kent kölemde kılıçına acet yoktu. Yani bir maksat mavi Karadeniz'in ki rayonlarına iyileş. Bu ya da bu Karadeniz bile münasebetlik bir alaylı bir ahval var. Çünkü Karadeniz bile kıyı
toprakla bağlanan rayon, denizle toprak bağlanan rayon, kançılık köp olsa o denizdeki kendiliği, sahanın kendiliği şuncilik oldu. Hoş. Şunun Karadeniz'de söz sahibi devlet bulamaydı. Şunun bu Ukrayna'nın ki Karadeniz'e bağlanan yerlerini almakçı. Bunların ağabeyindeki onun dikin Kırım aralı, onun dikin kalpsizlikten kurtulan olur. Ve bu Kırım bir erbi baz, yani bu deniz ermesinin bir baz. Bu yerden Karadeniz'den çıkıp Otra Deniz, Otra Deniz'den Suriye'deki bazıyla bağlanıldı. Şununla Rusya denizge içilgan oludu. Çünkü Rusya şunda ken şunda yuvan ama denizge için mi başka? Aşında dünyanı soraydıgan bir devlet olan. Bu 1805'de bu hakimiyet bir şirkegen birinci Petro padişahı var. Onunki o ölgen vakti de bir vesiyetname oturup çıkmadı. Bu vesiyetname yağan diyenler köperek. Ama bir strateji ilk bir hücret. Bu hücrette netçe siyasetini köstür. Birisi Muşu Karadeniz'den Otra Deniz'e çıkış. Rusya'nın Rusya kıldığı nurgun stratejisi var. Muşu birisi. Şununla Çarlık Rusya mı Muşu Kırım'ı işgal kılıp alı mende Otra Deniz'e var mende kıldı. Bu Stalin Rusya mı şunu kıldı. Şununla bu Çarlık Rusya vaktidime Osmanlı Devleti ile pek geçişti. Yani İstanbul Boğazı'na konu düşüş için. Stalin Rusya mı 1950'lerde Türkiye'ye teklif kılıp Boğazı'na alım elde tırıştı. Şununla bu Ukrayna'nı denizden ayrı etken takdirde Ukrayna içki kıta devletiyle ayrıldı. Hoş. Bu vaktide hem de Ukrayna tersirlik bir devlet bulamaydı. Ve özüme Karadeniz'in ki çok devletiyle ayrıldı. Ama Ruslar bir yıkayınımı unutuvadı da 1855'de Rusya'ma okşeş siyasetini hazırlıklı ilip bağlan siyasetini devam kılandı ve Kırım Uruşu diyen bir canlı peyda kıldı. Bu vakti de dünyanın ki çok devlet yani hazırlıklı Amerika'da onunki Osmanlılar, onunki Garp devletler birlikte Rusya'ya can açtı. Ve Rusya'na Karadeniz'den kovulup çıkıverdi. Bu da ama eğer de Muş'unda devam kıldığım olsa bu yıkayı belki tekrarlan tanışmıyorum ki. Şunun ağzı bir Rusya bu Ukrayna'da zatı, maksatı, nimo. Çünkü siyasi maksatki taraf onundaki herbi hücum başlayı. Çünkü her bir güçü siyasi güçünün ki en çok bir terkibi. Yani her bir güçünü siyasi güç siyasi güçünü güçlendiriş için her bir güç işildi. Her birinin ki galibiyeti siyasi galibiyetke ayrandırılaydı. Şunun da bu siyasi maksat başka, her bir maksat başka olsa o vakti de bu can pika kılınmam. Hoş. Muş'u Afganistan uğruşu ve Irak uğruşu mu aşında oldu. Her bir cedden Amerika güçlük çıktı. 40 günün işi de çünkü devletinin milli ermesini yoktu. Ama her bir bu müzaferine siyasi, iktisadi, enerji, başka tutukluklara aylandıramadı. Şunun da bu can kâhı kadar. Şunun Rusya'da mı bunda bir ahvalıma bulup gelişmiyor ki. Eğer bu kalsa Rusya'da mı siyasi özgürlüklerime buluşmuyor ki. Şunun da bu hazır dünya kona tüzüm, kona sistemde devam kılıp kegenti hazır çubuluşku başladı. Çubuldu. Ama yenisi kanda kuruludu bunu hazır değiş biraz kıyın. Ama aldığımızdaki yıllarda bütün dünya hem de nurgun cephalarını tatlıdıran bir devirge. Karap mağınızda oylayma. Doktor Hanım,
Eğer devam kılalım. Bunu aldığında ilişki için tabii bu Rusya, Amerika, İngiltere, Kıtay diyen çoğun devletler bir yere gelip sözleşiş lazım. Eğer sözleşmeyi bir kısımlanmış, nalı ciddi işlemi olsa dünya iktisadına acayip ziyan bir araydı. Hoş.